6-7 aylık bir eğitimde 50 kişilik şirket yaptım Allah'ın izniyle. Sadece yapmış olduğum, öğrendiğimi bu eğitimde aldığımı ben işe yansıttım. Aldım, uyguladım. Başka hiçbir şey yapmadım diyecek şekilde yani. Ve şark döndü. Etrafımdaki insanlar hayret içerisinde kaldı. Ben bu eğitimi almasaydım, benim bu bizim şu an sektörde bulunmuş olduğum işi öğrenmem benim uzun yıllarımı alırdı. Ciddi anlamda zamanı tasarruf ettiriyor. Çok işlerimi rahatlatıyor benim. Asıl kaynağı Allah'ın izniyle bu eğitimin içeriği, bu eğitimin bana kattıkları, sizden aldıklarım, siz de devamlı kullandığınız bir cümle, tecrübeye saygı yıllar kazandırır diye. Her iki taraftan açıklama getiriyorsunuz siz. Bu diyorsunuz ki bu psikoloji boyuttan durum bu. Manevi boyuttan bu deyip huzurla yerleştirip biz bir teraziye dengeye alıp çok basit bir şekilde yol gösteriyorsunuz. Ve ben onları öğrendikçe, hayatımı arttırdıkça olan bu biz kendimizi tanıdıkça Allah'ı tanımaya başlıyoruz. Yani bir şarkın içerisine girmişiz biz. Kendi değerimizi unutmuşuz. Ve gün geçtikçe siz bizim özümüze dönmemize vesile oluyorsunuz. Öğrendiğim ilginç şey neydi benim? Sınır koymamak oldu ya. Yani muvaffak olma konusunda sınır koymamayı öğrendim. Hani bu kadar basit yani. Hiç kim olursa olsun. Hani ben kefilim, ben şahidim. Gelsinler bu eğitime. Zerre kadar şüphesi olmasın. Acaba şu doğru mu dedi, şu yanlış mı dedi diye. Gelsin, uygulasın, özgürlüğüne kavuşsun. Eğer ki kendine bir iyilik yapmak istiyorsa. Şu anki elimdeki olan değerler paha biçilmez bir şey. Yani aslında parayla satılacak bir şey değil. Buradaki talep edilen ücret. Hani karşılığı bu değil. Çok gönül rahatlığıyla söylüyorum ben bunu. Benim özgürlüğüm satın aldım ben. Hani eğer ki para ise söz konusu. Ama para söz konusu değil burada. Bir 8 saatlik bir iş 3 saat 5 saat içerisinde halloluyor. Bir bakmışsın ama önceki zamanda yapmış olduğun işi şimdi kısa bir zaman içerisinde halledip daha güzel sonuçlar elde ediyorsun. Bende kaygı ve vesvese vardı. Ne kadar zamanda düzeldi diye soranlar olacak olursa bir hafta mı sürdü veya sürmedi. Yani benim adım Oğuzhan Ardıç. 24 yaşındayım. Yani doğma bölümü Almanyalıyız. Şu an Bayan'da yaşıyorum. Aslen Hessen'den gelme. Mabuk'a bağlı. İnşaat şirketinde çalışıyorum. Kendi işimiz oluyor. Endüstri board'unu yapıyoruz. Onlar instant setsin yapıp eskiyi kaldırıyoruz. Fräs makinelerle. Kugelstrahlım var. Yani kendi işimizde yetişiyorum şu an ben de. Endüstriyle, araba otomobil sanayisinde yoğunluk olmak üzere zemin kaplama, bu kimyasal madde var. Epoksi malzemeler var aralarında. Zemin kaplama yapıyoruz. Hocam vesile oldu. Görev yeri değiştiğinde hocamla tanıştım. Gide gele sizden muhabbet çıkmaya başladı. Sağ olsun sizlerden anlatmaya başladı. Kendisi de sizden eğitim almış. Oradan takip etmeye başladım sizleri. Onun hocamın vasıtasıyla. Aşağı yukarı bir sene sizleri YouTube'dan takip ettim. Gün geçtikçe daha da arttı. Gündemime girdi artık sizin eğitim programınız. Herkes açıklamış olduğunuz o YouTube videoları olsun, bu Instagram'da olsun, sosyal medyadaki kısa kısa paylaşımlarınız. Benim hayatımı faktör olmaya başladı hocam vasıtasıyla. Yaklaşık bir sene sonra size yazmaya karar verdim. Bu web sitenizde başvuruda bulundum. Elhamdülillah. Böyle başladı bizim hikayemizde ya. Çaresizlik. Yani bir kaygı vardı, bir karamsarlık. Kendimle alakalı bir mücadelem vardı benim. Belirsizliğim vardı, vesvese, kaygı. Hani bu herkeste olan bir şey. Ben de sanki misliyle fazla olan bir şey gibiydi. Hani benim en büyük savaşım, mücadelem kendimlendi. Kendimle mücadele etmekten etrafı kaçıran birisiydim ben. Öyle olunca da hani buna bir nokta koymak gerekiyordu. Öyle bir duruma gelmiştik ki artık hani para mı? Para hani önemli değil, para yok yani insan kendini de bulamadıktan sonra. Öyle bir haldeyken hani tam düştüm artık bir çözümüm yok diyecek duruma gelmişken çok güzel bir şekilde sizlerle tanışmak nasip oldu elhamdülillah. Ya, öyle bir şeyle karşılaştık. Yani başladık. Gidiyoruz ve yolculuğumuz ebedi olsun afiyet olsun. Nasıl çözeceğimi bilmiyordum. Hani elimde bir çözüm yoktu. Danışabileceğim bir yer yoktu. Bir koskoca bir çölün ortasında gibiydim sanki. Yani ne tarafa doğru baksam kuraklık. Ne yapacağımı da bilmiyordum anne. Şöyle öyle tarif edebilirim ben o zamanki durumumu. Hep arayış içerisinde 6-7-8 sene sonra da aşağı yukarı sizlerle tanışmak nasip oldu. Yani 2022'nin sonunda sizlerle bir yola çıktık inşallah. Programa katıldıktan sonra hayatım nasıl değişti? Bu çok güzel bir soru. Geceyle gündüz gibi o kadar değiştik ki ve kısa zaman içerisinde. Bununla alakalı size çok güzel bir anımat anlatmak istiyorum müsaadenizle.
O zaman da belki 6-7, ha bilemedik 8 aylıkta eğitim programına katılıyorum hocam. Yani patronum aynı zamanda babam. Geçen sene hacca gitti onlar. Ve takvime 50 kişilik bir şirket. Yönetim sorumluluğu gerekiyor. Hacca gidecek. Şirketin yönetime geçmesi gereken bir kişi lazım. Hani ben bu şirketin elemanlarıyla birlikte, muhasebesiyle birlikte, inşaattaki müşterilerin yetkililerle birlikte sorumluluğu ben daha önce hiç üstlenmedim. Böyle bir antrenman olmamıştı. Kısa zaman içerisinde belli oldu gideceği. Nitekim babam bir havaalanına bıraktık. İşte ofise geldim. Babamın ofisine girdim böyle. Baktım masa orada. Bana bakıyor. Oturdum. Düzenle nasıl olduğunu, nasıl işlem yapacağını bilmiyorum. Önemli olan kişilerin numarasını aldım ben babamdan ve başladık. Ve ben bu eğitimin daha bak ilk aylarındaki yöntemlerle takvimin 50 kişilik şirket yönettim diyecek şekilde sözümü de verebilirim. Hani 6-7 aylık bir eğitimde 50 kişilik şirket yönettim. Allah'ın izniyle. Hani bu kadar diyebilirim. Sadece yapmış olduğum taktikler öğrendiğimi hani şablon aynı. Sistem aynı dönüyor. Ne için de bu eğitimde aldığımı ben işe yansıttım. Bir iki yöntemi belki çevirmem gerekiyordu. Aldım uyguladım. Ne yapmam gerekiyorsa bir ritim oluşturmaya çalıştım kendimce ve aldım uyguladım. Başka hiçbir şey yapmadım diyecek şekilde yani. Ve şark döndü. Ve hayatım boyunca unutmayacağım bir anı bu. Etrafımdaki insanlar hayret içerisinde kaldı. Bu kadar sakinlikle nasıl yönettiğimin etkisi altında kaldılar yani. Ve ben sonradan düşündüğümde fark ettim ki o an ben farkında değilim ama olayın. Sonra da fark ettim ki bir uyguladığım yöntem eğitimden aldığım yöntemmiş meğersem. Sonradan fark ettim ben bunu biraz daha çok. Ben farkındayım. Eğitim yöntemi var. Sabahlar eğitimi ben devam sürdürüyorum. Ara sıra fırsat buldukça eğitimleri yapıyorum ama o an öyle bir yola kapılmışım. Ben dünyanın farkında değilim yani. Öyle bir şarkın içerisindeyim. İşler işliyor. Ben işin içerisindeyim. Eğitim yapmaya çalışıyorum aynı zamanda. İşler tıkır tıkır işliyor. Arkama bir baktım. Çok güzel bir ürün elde etmişiz yani. Çok güzel. Alan da razı, veren de razı. Yani ilk ayları bu da. Bu program benim iş hayatıma nasıl yansıdı? Çok işlerimi rahatlatıyor benim. Ben bu eğitime katılmasaydım, ben bu eğitimi almasaydım, benim bu bizim şu an sektörde bulunmuş olduğum işi öğrenmem benim uzun yıllarımı alırdı. Ve ben bu yöntemlerle alıyorum, orada uygulamaya çalışıyorum. Bir sektörü kısa zaman içerisinde hayatıma geçiriyorum. Ve bana ciddi anlamda zamanla tasarruf ettiriyor. Hani bu bir hafta, 2 hafta, 3 ay, 6 ay değil. Samimi bir şekilde uzun yıllar tasarruf ettiriyor bana. Sektördeki en gençlerden bir tanesiyim. Belki de en genci benim aralarımda. Ben şu an oturup kalktığım çevre Bauingenieur, Baulight Hanal'la, şirket yöneten patronlarla, büyük fabrikaların insanlarla ben şu an hasbihal içerisindeyim. Ve ben ne yapıyorum? Bu eğitimi alıyorum. Ve bunun asıl kaynağı Allah'ın izniyle bu eğitimin içeriği, bu eğitimin bana kattıkları, sizden aldıklarım. Hani siz vesile oluyorsunuz eğitiminizle birlikte benim bu kadar iyi ilerlememde. Hani bana bu eğitimin kattığı çok şey var. Uzun satırlara sığmayacak şekilde çok şeyler var. Ganz einfach. Ben kendimi yormuyorum. Kafamı çalıştırıyorum. Ben bunu nasıl kolay yapabilirim diyor. Elimde hazır olan bir ürün var. Alıp bunu uyguluyorum ve karşı tarafa oluşturduğu etki çok büyük oluyor. Şaşırıp kalıyorlar nasıl yaptın diye bunu. Yani halbuki çok kolay. Siz de devamlı kullandığınız bir cümle. Tecrübeye saygı yılları kazandırır diye. Ben çok iş makmidasıyım einfach. Ve hayatımı bana kendimi kolaylaştırmak için yöntemler arıyorum. Bu olmuş, işliyor. Tekrar tekrar icat etmek istiyorum. Yürüyen bir teker var hani alıp uygular kendine göre tasarla. Bu yöntemlerle güzel yollar kat ediyoruz Allah'ın izniyle. Bu eğitim benim kendi hayatıma nasıl bir yansıma oluşturdu? Siz kendimi tanımama vesile oldukça ben inancıma dinime olan hassasiyetim artıyor. Hani ben kendimi tanıdıkça dinime tanışmaya başlıyorum. Dini hassasiyetlerimizi öğreniyoruz. Hem manevi boyutta hem insan üzerinde oluşturduğu psikoloji boyutta. Hani her iki taraftan açıklama getiriyorsunuz siz. Bu diyorsunuz ki bu psikoloji boyuttan durum bu. Manevi boyuttan bu deyip huzurla yerleştirip biz bir teraziye dengeye alıp çok basit bir şekilde yol gösteriyorsunuz. Ve ben onları öğrendikçe, hayatımı arttırdıkça olan bu güzel sunumları kendimi tanımaya başlıyorum. Dinim olan hassasiyetim artıyor. Ve çok güzel fidanlar ekiliyor şu an. Hani meyveleri zaten yemeye başladık biz. Ama durmaksızın tohumlar ekiliyor. Ve çok güzel bir bahçe oluşuyor yani. Öyle tarif edebilirim hocam. Biz kendimizi tanıdıkça Allah'ı tanımaya başlıyoruz. Hani bir şarkın içerisine girmişiz biz. Kendi değerimizi unutmuşuz. Ve gün geçtikçe siz bizim özümüze
dönmemize vesile oluyorsunuz. Öğrendiğim ilginç şey neydi benim? Sınır koymamak oldu ya. Sınır diye bir şey yok. Sınırları koyan meğersem öğretilmiş olumsuz bir davranışmış. Yani biz nerede kendimize sınır koyabiliriz? Yani kulluk konusunda, haddimizi bilme konusunda sınır koyalım. Haddimizi aşmama konusunda sınır koyalım. Ama muvaffak olma konusunda sınır koymamayı öğrendim. Hani yok, yapamayacağımız bir şey yok bizim. Ve ben bunu öğretti bana bu eğitim diyebilir. Bir hamkani kendisine sınırımız yok bizim yani. En ilginç öğrendiğim uygulama gözümü kapatıp nefes alıp vermek oldu ve yazıp hayatımı geçirmek oldu. Ama bunu bilinçli bir şekilde yapınca boyutlar değişti, sonuçlar değişti. Ve benim yazmayı, nefes almayı tekrardan öğrenmeye başladım ben. Sizi tercih etmemin sebebi başka bir yere gidip ben bir Almandan da eğitim alabilirdim. Almanın ama dini hassasiyeti çok farklı, inancı çok farklı. Veyahut da başka birisine gidip daha eğitim alabilirdim ben. Ama seçici olmam gerekirdi. Çok seçici olmam gerekirdi. Hani 10 tane içerik varsa belki 9 tanesini ben kullanamayacaktım. Ve enerjimi o 9 tane ayıklamakla geçip bir tanesini almakla geçecekti. Sizi seçmemin sebebi şu. Yani kendimi olduğum gibi sizi kollarınıza bıraktım. Hiçbir şüphem, hiçbir kaygım olmadan gönül rahatlığıyla kendimi böyle bulutlar üzerine bıraktım ve hafifledim. Böyle kuş gibi hafifledim. Hani hiç düşünmeme gerek yok. Ya şuna doğru mu dedi, ya şunu yanlış mı dedi, ya bu doğru değilse dedi değil. Rahatlıkla eğer ki İsa Hocam diyorsa senin bildiğin yanlış. Unutun deyip de sizin dediklerinizi hayatıma geçiriyorum. Bu kadar basit yani. Hiç kim olursa olsun. Hani ben kefilim, ben şahidim. Gelsinler bu eğitime zerre kadar şüphesi olmasın. Acaba şu doğru mu dedi, şu yanlış mı dedi diye. Gelsin, uygulasın, özgürlüğüne kavuşsun. Eğer ki kendine bir iyilik yapmak istiyorsa. Hani benim buraya gelirken beklentim çok, hani çok basit bir beklenti dedik ya. Kaygı, vesvese falan. Ben nasıl bir beklentiyle gelmişim? Şu anki elimdeki olan değerler paha biçilmez bir şey. Yani aslında parayla satın alacak bir şey değil. Buradaki talep edilen ücret, hani karşılığı bu değil. Çok gönül rahatlığıyla söylüyorum ben bunu. Benim özgürlüğümü satın aldım ben. Hani eğer ki para ise söz konusu. Ama para söz konusu değil burada. Kendime, geçmişime, geleceğime de ben hayırlar yapıyorum. Kendime yaptığım yatırımla ve çok güzel ilerleme var yani böylelikle. Aynen öyle. Adeta kendimi azat ettim köle gibi. Hani bir köleydim. Ellerim, ruhum, bedenim böyle bir kafes içerisindeydi ve kilit açıldı ve ben özgürlüğüme kavuştum. Öyle diyebilirim. Azat oldum yani Allah'ın izniyle. Ruhumla, kalbimle, bedenimle özgürlüğün tadını çıkarmanın yolunda ilerliyoruz inşallah. Sizin programlarınızı başkalarına neden tavsiye ederim? Özgür olmaları için. Hani kendilerine biraz değer veriyorsa gelsin sizin programınıza katılsın ve özgürlüğüne kavuşsun. Samimi söylüyorum bunu. Kelimelerine sığdıramıyorum. Yani içimde böyle kıpır kıpır oluyor bu soruyla birlikte. Hani içimde öyle bir hissiyatlar oluşuyor ki bu soruyla. Yap ya. Araştırmaya bırak. Yap. Gel kurtul. Özgürlüğüne kavuş. Neyini araştırıyorsun ya? Sen gel kendine bir hediye yap. Soyuna yansısın ya. Geçmişini, geleceğini kurtar. Dünyanı, ahiretini kurtar. Kabrini güzelleştir ya. Gel kendini kurtar derim. Ve mutlaka katılmalarını tavsiye ederim. Sizin programlarınızı kimlere tavsiye ederim? Kendine değer verenlere derim. Yani az önce şu kadar değer veren varsa kendine, onlara ben sizin programınızı tavsiye ederim. Bilhassa inançlı insanlara tavsiye ederim. Çünkü bu program inançlı insanlara hitap ediyor. Bunun bir psikolojik açıklaması varsa, diğer yanda da bunun dini açıklaması var ve aynı terazide dengeli bir şekilde bize sunuluyor. Ve çok basit kelimelerle, hani çok kafa yormaya gerek kalmıyor. Eğitimin içerisinde açılıyor zaten neyin ne olduğu. Çok rahat bir şekilde kendine değer veren, inançlı insanlara gelişmek isteyen varsa, kurtulmak isteyen varsa bu insanları ben tavsiye ederim burada eğitimi. Kendi işini yapan arkadaşlara tavsiye eder miyim? Mutlaka, mutlaka. Çünkü kendi işini yapan bir kişi, ya yani kendi işini yapanlara da tavsiye ederim. Bir yerde eleman olarak çalışanlara da tavsiye ederim. Kendi işini yapanlar arkadaşlarımız, büyüklerimiz mutlaka gelsin, bu eğitimde katılsın. Buradaki yöntemlerle hasılatlar coştukça coşuyor, arttıkça artıyor ve bir düzen giriyor şirketinde. Rota çiziliyor ya. Bir rotan çiziliyor. Bir şablon oluşturuluyor. Sırtındaki o fazla yük gidiyor. Saate kadar çalışıyor. Şu saatten sonra bu benim özgürlüğüm ve ben işi bıraktım şu an ve kendime vakit ayırıyorum dedirtiyor.
bu sistem, bu yöntem. Bir 8 saatlik bir iş 3 saat, 5 saat içerisinde halloluyor. Bir bakmışsın ama önceki zamanda yapmış olduğun işi şimdi kısa bir zaman içerisinde halledip daha güzel sonuçlar elde ediyorsun ve bunun devamı da geliyor. Bir çorap söküğü gibi. Bir çorabın ucunu tuttuğun bir devamı geliyor ya. Burada da çözümler geldikçe geliyor. Bu eğitime katılan başka bir şeye gitmesine gerek yok. Sadece bu bir konuyla kısıtlı kalmıyor. Yani gündemden bahsediyor, geçmişten bahsediyor, gelecekten bahsediyor. Bir öngörü, yani deyim yerindeyse bir sezgi oluşuyor. Ve bunlar Allah'ın izniyle zaten doğru oluyor. Yani bu bize bir rota oluşturuyor. Kendi işi yapan arkadaşlar gecikmeden gelsin, sistemini oluştursun. Çünkü kafası sağlıklıysa işi de sağlıklı olur, netice de sağlıklı olur. Çok güzel bir ürün çıkar ortaya yani. Çalışan elemanlar da ben tavsiye ederim bu eğitimi. Kendine değer veren varsa biraz gelsin. Elemanlıktan kurtulur. Kendi işini bile kurar buraya gelen. Şahit oluyorum. İnsanların nasıl bir şark içerisinde olduğunu. Şu anki gidişat, gidişat değil. Gelsin kendine değer veren kurtulsun diye derim burada ben. Kendi işini yapan kişi ne kazanır? Özgürlüğünü kazanır. Bak bu kelimeyi çok kullandım ben. Ama ne kadar çok kullanırsam o kadar da az kullanmış olurum. Bu yöntemle hayata geçirince aslında çalışmak ne kadar kolay olduğunu öğreniyorum ben. Para kazanmak mı? Ya bu zaten olacak olan bir şey. Öncelikle benim yapmam gereken kafamı toparlamak. Önce işi kafamda bitirmek ve sonra işi oluşturmak. Para kazanmak zaten olan bir şey. Yani kaçınılmaz bir şey. Ve ben bunu burada öğrendim. Başka yerde değil. Ve ben para kazanmanın pek tabii kaçınılmaz bir şey olduğunu burada öğrendim. Başka birisine söylesem belki bunu anlamayabilir. Nasıl para kazanmak zaten olacak olan bir şey diye. Ya ben buna belki bana birkaç zaman önce bana demeseydi ben bile tereddüt ederdim. Nasıl hani para kazanmak yoksa da kendince olacak olan bir şey diye. Çünkü kafaya yatırım yapınca benim kafamda zaten bu formül. Beni burada Allah'tan başka hiç kimse çıkaramaz ki bu kafamdaki benim bildiğim bir şeyi. Ya ben bunu söküp takmasını öğrendikten sonra bana kimse unutturamaz ki. Bu kağıt yansa da bir şey olmaz, telefon kırılsa da bir şey olmaz. İşlem sistemini öğrendikten sonra ben zaten bilirim nasıl bir iş kuracağımı. Hiç fark etmez. Gelsin, önce kendine yatırım yapsın, önce kendisini toparlasın. Sonra zaten işleri bu zaman içerisinde misliyle düzeliyor zaten. Çok çok muvaffak oluyor insan. Hem manevi hem maddi iş adamları vermiş olduğu mücadele zaman mücadelesi. Herkesin olduğu gibi iş adamlarının da 24 saati var. Bu basit yöntemlerle 10 saatlik iş bir bakmışsın 2 saate, 3 saate düşmüş. Bir geriye kalan 7 saatte ailesine ayırabilir, hobisine ayırabilir, yani kendine ayırabilir. Bu eğitimin sunmuş olduğu güzel yanlardan bu. Yani iş adamları gelecek olan işi, hasılatını, bir sene sonraki hasılatının artmasının yöntemlerini arıyorlar. Yani çok basit. Yani bu kadar kolay olduğunu bilsem alırım. Her şeyimi veririm derler ya. O kadar etkili. Ama ben bu yöntemi şimdi söylemek istemiyorum. Yusuf Hocam, onu siz eğitimde anlatıyorsunuz. Eğitime katılsınlar. Nasıl paranın coşturulduğunu gelip öğrensinler derim ben. Yani 24 saat nasıl 26 saat, 28 saate çıkabileceğini gelip kendileri görsünler. Bereketini ifade etsinler. Ziyadesiyle bereketi var burada yani. Görülüyor, hissediliyor. Ve bağışıklık sistemi zaten düzeliyor. Bedenin bağışıklık sistemi, ruhun bağışıklık sistemi bir düzene giriyor. Ve sağlık ne demek olduğunu burada öğrendim ben. Bende kaygı ve vesvese vardı. Ne kadar zamanda düzeldi diye soranlar olacak olursa bir hafta mı sürdü veya sürmedi. Yani hadi diyelim ki yine de kaygılı vesveseli insanlar var. Burada vesvesenin susturmanın ve ilham hani güzel, olumlu düşüncenin nasıl yoğunluk verileceğini, nasıl olumlu düşünebileceğinin yöntemleri zaten anlatılıyor burada. Bir hafta veya bilemedim 2 hafta içerisinde temizleniyor Allah'ın izniyle ya. Yani kafadaki o kara bulutlar azalıyor. Gökyüzünün mavini görmeye başlıyoruz yani. Gün geçtikçe hani gün değil her saniye geçtikçe berraklığı ucu bucağı olmayan güzellikleri görüyoruz gökyüzünde yani. Kafamız öyle rahatlıyor, kalbimiz rahatlıyor. Ben de kim bilirim kendim kalbim sıkışırdı vesveseden yani. O kadar şiddetliydi. Şimdi ha vesvese var mı? Var. Ama neye var? Elimde çözüm var benim. Ne yapıyorum? Söndürüyorum onu. Çözümle. Çok güzel yöntemler var. Ben sayabilirim. Farklı farklı yöntemler sayabilirim burada. Ama gelip kendisi burada öğrenmesini, tercih etmesini isterim yani. Benim eğitimde en çok beğendiğim şeylerin arasında ilk sıralarda şu konu geliyor ve benim eğitimim burada. Şunun içerisinde ya. Online burada katılıyorum. Haftalık yeri geliyor haftalık online derslerimize buradan katılıyorum. Onun haricinde verimli olmam lazım. Teknolojiyle birlikte
sizin çalışma yönteminiz çok pratik ve yeni sistemlerle çalışıyor. Hani size lazım olan internete bağlanabilecek olan bir telefon ve ekran. Burada nerede olursa olsun, ister yolda yolakta olsun, ister uçakta olsun, uçan insan bile sizin eğitimize katılabiliyor. Bu kadar rahat ve gelişmiş bir sistem. Rahatlık sunuluyor. Ben nereye gidersem eğitimimi yanımda götürebiliyorum. Yoldaşım oldu benim bu eğitim yani. Bu eğitim benim vazgeçilmez bir yoldaşım oldu. Benim eğitime katılma sürecim nasıldı? Yani başta demiştim ya, hocam tanıştırdı, aracı oldu sizi tanımama diye. Aslında referans olacaktı. Hocam sizi arayacaktı. Yani beni size anlatacaktı. Böyle böyle birisi var, eğitimimize katılmak istiyor diye aracılık yapacaktı. Yani biraz zaman geçti. Dayanamadım. Yazdım formu. Girdim internete. Gerek kaydı yaptım. Formu doldurdum. Yolladım. Zaten çok zaman geçmedi. Ekibinizden arayanlar oldu beni. Kısa zaman içerisinde oluştu zaten bu. Bana sorular soruldu, tartıldı, ölçüldü. Size eğitimi alabileceğim potansiyel görüldü elhamdülillah. Hani onu unutamıyorum. O zaman da yine çalışıyordum, ben inşaattaydım. Bu bir fabrikanın özel inovasyonsfabrik. Kapıdan özel kartlarla, sekürtelerle giriliyor. Oradayım. İçeride hat var yok. Kendime bir köşe buldum. Orada hat var. Ve ilk görüşmemizi bir fabrikanın inovasyon sentrum diye geçiyor. Orada bir hat köşe buldum kendim, hat olan. İlk görüşmemizi orada yapmıştık yani. O mazi geldi aklıma. Katılmak isteyenlere tavsiyem benim ne olur? Açın, bakın, izleyin videoları. Fragman deniliyor ya, bir filmi izlemeden önce bir izlenilir. Fragman denilmeyecek şekilde ikram bunlar. İzleyin, bakın size hitap ediyor mu? Kaldırabileceğinizi bir ölçün, tartın. Baktın size uyuyor. Çok basit. Dedim ya, dayanamadım. Formu doldurdum, yolladım diye. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Yapabiliyorsanız yapın derim yani. Hani burası bir kindergarten değil. Burası bir akademi. Hani bu ciddiyetin de farkında olmak gerekir. Ben buraya geldim. Benim arkamı toplayacak kimse yok. Burada sorumluluk almayı öğreniyoruz biz. Sorunların üzerine gitmeyi öğreniyoruz. Nasıl ben sorunu çözerim? Nasıl rahatlarım? Nasıl rahatlatırım? Yani çözüm odaklılık var burada. Çözüm var. Ben bunu kaldırırım. Ben bunu yapabilirim diyen varsa yapmalarını tavsiye ederim. Form doldur, yolla. Sizin programımıza katılmak isteyen kişiler bardağını boş getirsin derim ben. Çünkü bilseydi buraya gelmezdi. Bilseydi o durumda olmazdı zaten. Demek ki bir şeyler ters gidiyor ki dönmüyor teker ki bir sorun var. Kara duman atıyorsa egzoz, bir sorun var demek ki. Olmasaydı sizi aramazdı o zaman, internetlerde, YouTube'larda bir çözüm aramazdı. Buraya gelen, ben şu an başka gidecek bir yerim yok ve ben bu kişiyi yani bilgi olarak, hani bilgili bir kenara bilgi olarak kabul ediyorum. Yani bildiğini uygulayan kişi ve bu benim mentorum, bu benim hocam, bu benim yol gösterinim diye kabul etsin ve tekrar programlansın derim. Evet, Ozan Bey kardeşim çok teşekkürler. Çok güzel bir söyleşi oldu. İçten oldu, gönülden konuştun. Nice insanların gönüllerine dokunmuşsundur. Öyle inanıyorum. Tabii bu işler nasip kısmet işi. Hazırsa insanlar hızır her zaman yetişir. Dolayısıyla gerçekten hayatına bir şey katmak istiyorsan, senin dediğin gibi şu kadar kendine değer veriyorsa, tekrar temel ayarlarına dönmek istiyorsa, sıfırdan, bu zamana kadar öğrenilmiş çaresizliklerle ilerleyemeyeceğini de biliyorsa artık. Yani bu zamana kadar ben birçok şey öğrendim ama bunlar bir işe yaramıyor. Çareyi öğrenmem lazım. Çaresizliği değil, çareyi öğrenmem lazım diyorsa, tekrar temel ayarlarına gelip Bismillah deyip tekrar şöyle kartal gibi uçmak istiyorsa, tavukların arasından kurtulmak istiyorsa, artık vakti geldi diyorsa, o zaman hiç beklemesin. Bir saniye bile beklemeden hemen bizim eğitimlerimize katılmak için başvuru göndersin. Eğer Avrupa'da yaşıyorsa, Almanya'da yaşıyorsa, onlarla çok güzel programlarımız olacak. Şundan eminim, eğer gerçekten başaracağına inanıyorsak zaten programı alıyoruz. Gerçekten o aidiyet varsa, kabul, onay, değer vereceğini anlarsak zaten alıyoruz. Önceden konuşacağız, arkadaşımız konuşacak, ben konuşacağım. Git, zaman ayıracağım, enerji harcayacağım. Bir saat o, bir saat ben. Potansiyel görürsek, hayatına yansıtabileceğini anlarsak, başarılı olabileceğine inanırsak, o da inanırsa, gönüller bir olursa, kalpler ısınırsa, onu da programımıza alırız. O yüzden bir an önce kaybedecekleri hiçbir şey yok. Aşağıdaki formu dolduracak. Avrupa'da yaşıyorlarsa, Almanya'da yaşıyorlarsa formu doldurduktan sonra göndersinler. Arkadaşlarımız birkaç gün içerisinde geri dönüş sağlayacak. Şimdi biz Oğuzhan Bey kardeşimle herkese
Kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Bir an önce aşağıdaki linke tıklayıp formu doldurup göndersinler. Hoşça kalın.